sunuma geçtim. Öncelikle başlıktan da anlaşılacağı gibi Girne'ye bağlı Karmi köyünde Osmanlı öncesi Türk kopyalarının varlığına dair bir takım yeni bulgular bulduğumuza inanıyoruz. Tabii taramaya geçmeden önce çok ilginç bir hikayesi var bu araştırmanın, onu belirteyim. Ondan sonra hemen başlayayım. Süremi de kullanmak istiyorum. Bu sempozyumla ilgili olarak acaba ne yazayım diye düşünürken pek tabii ki her zaman her yerde söylüyorum. Göbekli Tepe benim için ve tabii ki bütün dünya için bir milat olmuştur. Göbekli Tepe'den sonra artık rahatlıkla birçok tezi ortaya atabiliriz. Pek tabii ki verileri olmak şartıyla, kaydıyla. Tabir yerindeyse dağa, taşa, kurda, kuşa bakışımız değişti Göbekli Tepe'den sonra. Ve yıllardır ziyaret ettiğim bir köyü bir vesileyle, Kayseri'den misafirlerim geldi, bir vesileyle ziyaret ettik. Çok hızlı bir ziyaretti, çok yorgunduk. Sonra yine yıllardır, 17-18 yıldır baktığım bir mekana tekrar baktım. Orada bir şeyler gördüm. Hemen fotoğrafını çektim, etrafı dolaşmaya başladım. Daha sonra hızlı bir literatür çalışmasına giriştim. Ve bu literatür, kısa bir literatür çalışmasından sonra evet, burayla ilgili hatta bildirinin başlığı da Karmi, sonra kendi kendime kızdım, neden Karmi yazdın diye. Çünkü Osmanlı arşiv vesikalarında köyün ismi hem Karmi hem de Karaman olarak geçiyor. Ki bu köy genelde Kıbrıs'ta işte saklı bir cennet ve bir İngiliz köyü olarak geçiyor. Biz bile öyle bir inanmışız ki buna, bu köy İngiliz köyü. Bu alanda kendi kızdım. Tekrar söylüyorum, artık daha dikkatli bir şekilde bakmak lazım diye Zeki Hocam, düşünüyorum. bir ses sorunu yaşıyoruz da bir mikrofonumuzu kontrol edin lütfen. Tabii hocam. Evet, biraz sesiniz uzak geliyor. Sesim uzak mı geliyor? Hemen bir kontrol ediyorum hocam sesimi. Tamam, Şu an iyidir şimdi. nasıl? İyi mi? Devam edelim, iyidir. Evet, tamam. Şimdi özür diliyorum. Karmi köyünü bilmeyenler için şöyle kısaca bir uydu görüntüsü aldım bir programdan. Burası Girne, burası Zeytinlik, Templar Şövalyelerinin mahallesi. Gökçe Hocam Türkopollilerle ilgili bilgi verdiği için oraya hiç girmiyorum. Yani adada Türkopollilerin varlığını artık cümle aleme duyurduk diye düşünüyorum. Daha önce de vardı ama 2019'dan beri biz her toplantıda neredeyse bu konuya değerli hocalarımızla değiniyoruz. İşte hemen Erdremit köyü var ve burada da Karaman köyü mevcut. Yani Rum kaynaklarında Karmi olarak geçiyor, Osmanlı kaynaklarında da Karmi olarak geçiyor, hem de Karaman köyü olarak geçiyor. Bu bağlamda Karmi hemen doğusunda da Saint Hilarion Kalesi var. Dolayısıyla günümüzde bu köy İngiliz köyü olarak biliniyor. İngiliz köyü olarak biliniyor. Biz de buna inanmışız. Halbuki aslında durum böyle değilmiş. Şimdi Osmanlı Devleti yönetiminde Karaman'ın, yani adı nedir? Artık Karaman tabirini kullanmaya başlayacağım bu saatten sonra. Köyün ismi yabancı kaynaklarda Karmi olarak geçiyor. Osmanlı kayıtlarında hem Karmi hem Karaman. Mesela Karaman 28 no'lu Kıbrıs Şer'iye sicilinde sayfa 1 ve hüküm 1'de geçiyor. Bununla ilgili bir dosya da, epey bir belge toparladım. Şöyle geçiyor. İşte diyor, affedersiniz daha sonra vereceğim onu. Sonra 1831-32 II. Mahmut döneminde yapılan nüfus sayımında Girne'ye bağlı Karmi ve Tirmit deniliyor. Buradan şüphe uyandırıyor. Karmi ve Tirmit köyleri deniliyor. Ki Kitchener'ın haritasında bu Tirmit köyü Hristiyan köyüdür. Tirmit köyü Hristiyan köyüdür. Dolayısıyla bu köyde dört tane Müslüman aile görünüyor ki 1831'de Tirmit köyü tamamen Hristiyan ise demek ki bu dört Müslüman aile Karmi köyündeydi. Çünkü
ayırmamış defterde. Harmi ve Tirmit diye ayırmamış. İkisini birlikte vermiş. Ama kayıtlarda Tirmit köyü tamamen Hristiyan. Dolayısıyla biz buradan bu dört tane Müslüman ailenin 1831-32 yılındaki nüfus sayımında Karmi'de oturduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bununla ilgili verilerimi de vereceğim. Bu dört Müslüman hanenin 72 dönüm ekilebilir tarlası, 2,5 dönüm üzüm bağı, 1 adet değirmeni, 30 harup ağacı, 433 zeytin ağacı var ki çiftçi ve tarımcı bir aileden gelen birisi olarak bu sayı 7 göbek sülaleyi geçindirebilecek bir sayı. Bunu belirtebilirim. Peki bu mülkler nerede? Şimdi İngiliz köyü, İngilizler oturuyor. Peki bu Müslüman ailelere ait olan mezarlık nerede? Mezarlık yok, mülk yok ya da bir mezarlık var. Şimdi onu da göstereceğim size. İşte kısa bir örnek, işte diyor ki 10 Şaban 1137 yani 24 Nisan 1725 işte Girne'nin Karmi köyünde vefat eden Hüsne Hatun'un öküz satışından dolayı Abdülaziz bin Hacı Osman'a olan alacağının tahsili talebiyle kızları Cennet ve Ayşe'nin açtıkları dava zaman aşımı nedeniyle reddedilmiş. Bu Hüsne Hatun'un öküzü nerede? Bu Hüsne Hatun'un bağı, bahçesi, tarlası nerede? Şimdi tabii biz, ben sempozyuma kadar yazılı vesikaları yerleştirdim. Sözlü değerleme çalışmaları için ancak bir günümü ayırabildim. Ama mutlaka ve mutlaka eminim ki sözlü çalışmalarda da değerlemede de o bölgeden, o yöreden bir şeyler çıkacağına inanıyorum. Bildiriden sonra inşallah birkaç günlük alan çalışması daha yapacağım. Dolayısıyla bu Hüsne Hatun'un öküzünü ve malını, mülkünü arayacağız. Yani 1725, 100 yıl daha geri gittiğimize göre gidersek eğer, yani 1600'lü yıllarda Osmanlı döneminde Karmi köyünde Türk ve Müslüman var. Artık bunu tartışmanın bir şeyi yok diye düşünüyorum. Yine Cezire-i Kıbrıs'ta Girinye kazasına tabi Karminam Kariye sakinelerinden Cennet ve Ayşe Bintey diye bir belgemizde mevcut. Şimdi Kitchener'ın haritasında dikkatleri çekmek istiyorum. Bakın bu Trimiti diyor. Bu Trimiti'de artı vardır. Kitchener'ın haritasında Türk köylerde özellikle köylerde tamamen Hristiyan varsa artı. Mesela eğer Müslüman varsa mesela Pileri diyor mesela ay. Hristiyan varsa artı işaretiyle gösteriliyor. Dikkat edin, Trimiti'de artı var, ileride ay var ama Karmi'de herhangi bir işaret yok. Bizim soru işaretlerimizi daha da arttırdı. Yani 1878'de İngilizlerle anlaşma yapıyoruz, İngilizler adaya geliyor. Bu beni daha da cesaretlendirdi, öyle söyleyeyim. Dolayısıyla bu köy Hristiyan köyü değil. En azından Ortodoks değil. Sonra bizim tapu dairesine gittim. Acaba dedim köyle ilgili olarak burada benim bulduğum o objenin olduğu, bina edildiği binanın adı var mı? Bu gerçekten bir kilise mi dedim. Şu 176'ya 2 no'lu parsel bina köyün merkezindeki Meryem, Aziz Meryem birçok isim geçiyor. Kilisenin adı da net değil birçok kaynakta. Belli ki daha sonradan verilmiş. Belli ki daha sonradan verilmiş. Şüphelerimiz arttı ve diğer önemli ayrıntı İngiliz genellikle harita kayıtlarında eğer orası bir kilise ise kilisenin üstüne mutlaka adını yazar. Mutlaka. Birçok defa bu konuyla ilgili çalışma yaptığım için biliyorum. 1914'ten sonra haritalar üzerinde çok büyük oynamalar yapıldı binalarla ilgili olarak. Bu şüphelerimizi daha da arttırdı. Bu da özellikle mühürlü harita göstermek için veriyorum. Yani haritanın tapu dairesinden alındığına dair. Evet, sonra Nicolas Coregas, The Latin Church Encyclopedia, sonra Latin kiliselerine bir bakalım dedik. Acaba Latin kiliselerinde böyle bir obje var mı? Sembol var mı? Benim kendi kütüphanemde Ennard'ın ikinci cildi vardı. Birinci cildi yoktu.
Bunun yanında başka kaynaklar da var. Tabiri yerindeyse günlerce Latin kiliseleriyle ilgili çalışma yaptım. Ve Koregas haritanın üzerinde Latin ve Ortodoks kiliselerini gösteriyor. Carmi'ye soru işareti koymuş. Yani Ortodoks değil bu kilise. Bu kilise Ortodoks değil. Bu kilise Latin kilisesi de değil. O zaman ne kilisesi bu? Yani Karmelit kilisesi olarak geçiyor. İşte resmi adıyla Kermil Dağı'ndaki kutsal Bakire Meryem'in ihvanının tarikatı olarak geçiyor Karmelitler. Ve bununla ilgili bir not düşüyor, bir iddiada bulunuyor Ennahtan Wilhelm olarak. Ve bakın Koregas'ın çalışmasında Carmi soru işaretiyle verilmiş. Diğer hiçbir noktada soru işareti yok. Burada soru işareti var. Biz artık dedik ki evet, Carmi Ortodoks mu, Latin mi değilse o halde buradaki yapı nedir? Bu kiliseden bahsediliyor. Ennard diyor ki Lefkoşa, Gazi Mausa ve Limassol banyolarında yaşardı bu Karmelitler. Onlar şüphesiz aynı zamanda Carmi adlı Harap Manastır'da da vardı. Ama bu bir iddia. Yani dolayısıyla Ennard böyle bir iddia ortaya koyuyor. Koregas da diyor ki Ennard bu iddiayı ortaya koymuştur. Bu bağlamda bu bir iddiadır. Biz de diyoruz ki Ennard'ın çalışmasını taradık. İkinci cildi kütüphanemizde vardı. Birinci cildi de dijital olarak elde ettik. Ve şöyle diyorum. Çok ayrıntılı bir şekilde kiliseleri inceleyen bu çalışmasında Ennard'ın o kadar ayrıntılı çalışmalar var ki. Mesela bir örnek göstereyim. Yani bakın şu ayrıntılara varıncaya kadar çiziyor. Ama mesela bir Karmelit kilisesi var Limassol'da. Aynı kiliseye benzer olması lazım. Bu Limassol'daki Karmelit kilisesine baktım, Mausa'daki Karmelit kilisesine baktım. Böyle bir motif yok, böyle bir sembol yok. Sadece şöyle bir şey buldum. Bunu da bizim bulduğumuz sembolle bir alakası yok, motifle alakası yok. Bu bağlamda bu kadar ayrıntılı olarak kiliselerdeki motifleri, resimleri gösteren bir kaynakta bizim sembolümüz neden olmaz? Yine Limassol'daki Karmelit Kilisesi'ndeki sembol bizimkine çok hafif benziyor. Ama bu Limassol'da, ama asıl önemli olan bu Karmi'deki kilisede bizim bulduğumuz sembol yok. Şimdi bakın buradan hiçbir şey belli olmuyor. Bu Karmi'ye gelen kardeşlerimiz bilir. İşte Karaman Köyü güya Aziz Meryem Kilisesi. Kaynaklarda bununla ilgili pek bilgi de yok. İşin garip tarafı, pek bir bilgi de yok. Ve buraya baktığımda şurada bir şeyler gördüm. Evet. Kilisenin batı cephesindeki ağaç, ay ve yüz motifi. Şimdi bakın bu selvi ağacı bizim ağacımız. Bu selviler bizim ağacımız. Burada bir ay motifi var. Dikkat edin, burada bir ay. Bu ortak bir motif. Hem İslamiyet'te kullanılıyor, hem Türk kültüründe, hem Musevilik'te ortak bir motif. Hadi burada bu şekilde bir eleştiri getirilebilir ama bununla ilgili yani son bir haftadır sürekli olarak Latin kaynaklar, Latin kiliselerini inceliyorum. Böyle bir motife rastlamadım. Bu ay, efendime söyleyeyim, bu bizim balballarda gördüğümüz ve daha ziyade yaptığım taramalarda Kıpçak balballarında görmüş olduğumuz yüz. Bu da Hristiyan mezarlığı. Şimdi Hristiyan mezarlığı 1905'te. Bu köy İngiliz köyü ise daha önceki mezarlar nerede? Eğer İngiliz köyü ise 1878-1905. Eğer bu köy tarihin çok eski devirlerinden beri Rum köyü ise bu Rum mezarlığı nerede? Bu da başka bir soru. Bu köye yaptığım yüzey taramasında Rum mezarlığını bulamadım. Bir bu mezarlık var, 1905 olarak geçiyor. Bakın bir tane mezarlık kesiti, bu bizim mezar tipimize çok benziyor. Ki Kıbrıs'taki birçok Hristiyan mezarlığını gezmiş biri olarak da bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Tabii tartışmaya açık. Ve son
Slayt'ın. Dolayısıyla mesela Erzurum Şenkaya Ormanlı Mahallesi'nde Aytaç Alver ile kuzeni Erday Alver tarafından 2005 yıllık nadir bulunan bir haber aldım koydum buraya. Bakın buradaki göz, buradaki kaş, burun, ağız her şey birbirine çok benziyor. Bununla ilgili daha benzerlikleri çoğaltabiliriz. Vaktinizi almak istemiyorum ama bakın sol taraftaki balbala bakın. Sağ taraftaki bizim bulmuş olduğumuz, tespit etmiş olduğumuz motife bakın. Ve tabii orada sözlü kaynaklarla derleme yaparken kilisenin boyandığını söylediler. Belli ki bu motife çok dikkat etmemişler. Allah'tan bu motifi kapatmamışlar. Kilis şu an köye tamamen İngiliz heyeti hakim olduğu için bir muhtar var. Onu da bulamadım. Gerçekten köyde Türk bulmak şu an çok zor. Bir önceki Edremit köyüne gittim. Ama bildiriden sonra, sempozyumdan sonra inşallah bu konuyla ilgili alan çalışmalarımı da hem sözlü kültür hem yazılı kaynak çalışmalarımı genişleteceğim. Ancak ben bu haliyle bu verinin yeterli olduğuna inanıyorum. Bu bağlamda Makaryas'ın kroniğini de derledim. İşte meşhur Türkopol komutan Nores var. Sürekli olarak bu bölgede, bu bölge Sentilaryon'a yakın, bütün kıyıyı görüyor. Dolayısıyla bir Türkopol köyü olması çok muhtemel, kuvvetle muhtemel. Çünkü Sentilaryon bütün adayı kontrol ediyor. Bütün adayı kontrol ediyor. Bir tehlike anında bütün adayı harekete geçiriyor. Bufavento, Kantara dahil. Bu bağlamda bu köyün bir Türkopol köyü olma ihtimali çok yüksek diye düşünüyorum. Değerli bilim insanları, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Zeki Hocam'a teşekkür ederiz. Gerçekten ilginç bir bildiri oldu. Özellikle bu kilise duvarındaki çizimlerde benim dikkatimi çeken mesele, yani bu hususla alakalı. Daha ziyade sanki bunu bir öneri olarak ifade etmek isterim. Daha ziyade sanki bu bir asker motifi gibi geldi bana, ama yine de daha ayrıntılı, daha ileri düzey. Tabii hocam şöyle diyeyim, çok güzel bir konuya değindiniz. Kıbrıs'ta özellikle Osmanlı öncesi Türklere ait olan birçok tamga ve birçok motif özellikle kale duvarlarına, efendime söyleyeyim, tarla bentlerine bina edilmiş bu taşla. Bununla ilgili yeni bir alan daha buldum. İnşallah onu da diğer sempozyumda sunacağım. Bu bağlamda sürekli olarak binalara monte ediliyor. Binalarda bir yapı unsuru olarak kullanılıyor. Ama bu sanki oraya özellikle yerleştirilmiş. Bu bağlamda pek tabii ki sizin de katkılarınızı açayım. Saygılar sunuyorum. Sorular varsa alalım. Kimler? Bakayım. Fatma Hanım söz istiyor. Fatma Hanım buyurun. Merhaba hocam. Zeki hocam merhaba. Öğleden sonraki oturumda bir sunumum daha var. Sizle farkında olmadan aynı konular etrafında çalışmışız. Onu söylemek istiyorum. Aslında soru değil bu. Sadece böyle mutlu oldum sizin bu çalışmanızı görünce. Ben de aynı şekilde mezar taşları ya da taş baba ya da bal bal dediğimiz Kıbrıs'takiler üzerindeki güneş ve ay kültü. Onun üzerine bir sunum yapacağım birazdan. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. Tabii ben bu konuya Türk mitolojisinde güneş, ay, ağaç buna değinmedim. Çünkü yeterince değinileceği için sadece bu yeterlidir demekle iktifa ettim. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ergen Okan Bey'in bir sorusu vardı. Buyurun. Ses açalım. Tabii, Sayın Hocam, öncelikle teşekkür ediyorum. Zeki Hocam benim üniversiteden Türkçe hocamdır. Saygılarımı, sevgilerimi arz ediyorum. Şimdi Sayın Hocam, hem bu konuya bir destek babında bir konu arz edeceğim çok kısa ve bir soru soracağım. Malumunuz General Harburt, Amerikalı General Harburt bu milli mücadele döneminde Doğu Anadolu'da bir Ermenistan kurulması için geldiğinde Mustafa Kemal Paşa'nın emriyle heyet gezdiriyor. Ve Erzurum yakınlarında işte Ermenilerin iddiası şu, burası Ermenilerin diye. Ve bizim mutasarrıf gösteriyor camdan, pencereden bak diyor, bir tane Ermeni Hristiyan kilisesi mezarlığı var mı diyor. Hepsi Müslüman. Ve zaten raporunda da Ermeniler aleyhine raporunu sunuyor malumunuz. Benim sorum şu Sayın Hocam.
Neden Karmi'yi mesela ya da Karaman köyünü Boşkeş ya da Eskeş'miş olabilir? İngilizler veya niye oraya özellikle o bölgeye gelmişler? Mesela siz buyurdunuz hiçbir kiliseyi isimsiz bırakmaz diyorsunuz. Ben de şahit miyim? 13 sene Kıbrıs'ta yaşadım. Dediğiniz doğru, katılıyorum. Burayı özellikle nasıl atlamış olabilirler ve buranın özel ya da oraya niye gelmiş olabilirler? Hani birçok yerde bulunurlar ama neden orası sayılır? Teşekkür ederim. Evet, öncelikle Ergenekon güzel temenni ve dilekleri için çok teşekkür ederim. Pek tabii ki biz de kamuoyunda bir İngiliz köyü olarak biliyoruz. Özellikle hem 1974 öncesi hem de 1974 sonrası İngilizlerin sıklıkla rağbet ettiği. Rum kaynaklara bakarsanız oradaki 585 nüfusun işte 74 harbinden sonra göç ettiğiyle ilgili bilgiler var. Ama Rum kaynaklar gerçekten bu konuda bizim gibi objektif olamıyorlar. Onların kaynaklarını da taradım. Çok ilginç veriler var. Yani gerçekten bir İngiliz köyü mü? Bence bu da tartışmalı. Bunu da bugünden itibaren tartışmaya açıyoruz. Şu an İngilizler var, doğrudur. Ama az önce de belirttiğim gibi dağ taşa kurda artık şüpheyle yaklaşmamız gerekir. Bu kayıtlarına bakmamız gerekir. Sözlü kaynaklarla derleme yapmamız gerekir. Bu İngiliz meselesi bence sonradan devşirme bir usul diye düşünüyorum. Oradaki Türk nüfus nereye gitti? Önce bunu bulmamız lazım. Kıbrıs Türkleri nereye gitti? Önce onu bulmamız lazım. Bunların hepsi şu anda bir soru işareti olarak bekliyor. İnşallah bildiriden sonra bu soruların cevaplarını tam bildiri metninde vereceğim diye düşünüyorum. Değerli Ergenekon. Sağ olun. Hocam son bir soru, affınıza sığınarak soru derken, 1918'de Paris Barış Konferansı olduğunda malumunuz bu Yunanistan, işte biz Ege'de çoğunluğuz diye Batı Anadolu'da dönemin İngiliz ve Fransız yetkileriyle işbirliği yaparak buraya geliyorlar ve 1 milyondan fazla Rum'u Ege, Batı Anadolu'ya yerleştiriyorlar. Büyük taarruz başlayınca da işte Zafer Haftası'ydı malumunuz. İngilizler bir telgraf çekiyor Mustafa Kemal Paşa'ya. Taarruzu durdur. 200 bin Yunan askerini ben alacağım, söz veriyorum. Ancak Mustafa Kemal durdurmuyor. Neden? İşte bu 1918'de bu tapuları değiştirmişler. Bu 1 milyon Rum'u zoraki buraya, zoraki diyorum özür dilerim, bilerek buraya getiriyorlar ve burada Rumlaştırma politikası. Aynen, size katılıyorum Sayın Hocam. Tekrardan tebrik ederim. Kıbrıs'ta da bu durum gözler önünde, İngiliz oyunu burada da devam etmiş. Kesinlikle. Sayın Hocam, kesinlikle. Çok teşekkür ederim. Göktuğ Hocam herhalde bir sorunuz vardı. Sorudan ziyade bir katkı sunmak istiyorum. Şimdi şey, İngiliz köyü ama ne ismi? Karmi. Mülkiyet vakıflarda. Ben bir ara Karmi'ye çok şey yaptım yani, perende aldım diyeyim şeyle, yerli deyimle. Vakıflardan 100 yılına kiralanıyor oradaki yerler. Mülkiyet vakıflarda ve enteresan bir şekilde Türkiye verilmiyor. Öyle bir şey var, bir anlaşma gibi bir şey var herhalde anladığım kadarıyla. Ve kime başvurursam dediler ki yani burası sadece İngilizlere kiralanmıyor. Yani mülkiyet İngilizlere değil. O yüzden İngilizlerin sonradan oraya konuşlandığı konusunda haklısınız. Tabii bu şey bildiriyor, şunu koydu ortaya. Biz hep bu Türkopol köyleri nerede acaba diye şey yapıyorduk. İşte bir tanesi ortaya çıkmış olabilir. Demek ki bizim kiliseleri iyi araştırmamız gerekiyor. Yani biz hep mezarlıklar çok önemli tabii, ama mezarlıklar işte kazı yapılması gerekiyor. Yerin altında kalıyor işte, imha edilmiş falan filan. Kiliseler, bizim kiliselere yoğunlaşmamız lazım Kıbrıs'ta. Yani tabii güneydeki kiliselere şu an itibariyle bakmamız çok şey değil, ama kuzeydeki kiliseler bilhassa boş olan, zaten birçoğu boş, kullanılmıyor. Ve her köyde kilise var neredeyse. O kiliseleri bizim dediğimiz gibi incelememiz lazım. Bir de tabii yine tekrar ediyorum, bunu her fırsatta söylüyorum, Zeki Hocam'a da hatırlatıyorum, her sempozyonda, kilise kayıtları çok önemli. Bizim mutlaka kilise kayıtlarını okumanın bir yolunu bulmamız lazım. Bunu daha önce birçok kez Karpaz için söylemiştim. Kilise kayıtlarını okursak birçok şeyin çözüleceğine inanıyorum ben. Birçok sorunun, karanlıkta kalan birçok meselenin ortaya çıkacağını düşünüyorum ben. Teşekkür ederim. Sayın Hocam, Makaryos hakkında da kaynak verir mi acaba bu kilise? Nereden geldiği, babasının kim olduğu gibi? Yani onu zaten kiliseye ihtiyaç yok. Yazıyor kaynaklar. Evet. Zamanı çok ilerlettik de, müsaadeniz varsa sıradaki konuşmayı geçelim. Çünkü zaman çok ilerledi gerçekten.